Nereden kalktın? Seni bekliyorum. Tam yerleş, ona göre yatacağım. Ya ne diyorsun sen ya? Ya iki saattir dönüp duruyorsun. Ya keyfimden sanki. Oğlun rahat vermiyor. O da dönüp duruyor içimde. Doğmamış çocuğa çamur atma. Kapa gözünü, uyu gitsin. Hatta ben de uyuyayım artık ya. Saat kaç oldu? Çok biliyorsun ya. Uyu gitsin ha. Uyu gitsin. Ne bağırıyorsun ya durup dururken? Ya zaten canım burnunda. Bir de seninle uğraşamayacağım. Nasıl ben seninle uğraşıyorum ya? Halimize bak. Uykunun ortasında kalktın. Kavga başlattın yine. Ben? Kavga mı başlatıyorum? Kavgacı mıyım ben? Değil misin? Değilim canım. Hamileyim. Hamile değilken melektin de biz mi bilemedik kıymetini? Ne demek istiyorsun sen? Demiyorum bir şey Zeynep. Yalvarırım uyuyalım artık ya. Ne olursun ya. Yok öyle laf sokup uyumak. Kalk. Laf soktum falan yok. Gebereceğim yorgunluktan ya. Bırak da yatayım artık. Git içeride yat. Yanında dönüp duran da olmaz. Rahat rahat uyursun. Ya Zeynep abarttın ama bak ha. Uykumu alamazsam daha da sinirli oluyorum. Biliyorsun değil mi? Tamam. Kaçtım ben. Hadi Allah rahatlık versin. Şunu da al. Anlayışsız adam. Sakın bu adama benzeme, alırım ayağımın altına. Akıllı ol ha. Başım hala ağrıyor. Boynum nasıl tutulmuşsa. Tutulur tabi. İki büklüm uyumuşsun koltukta. Çok mu üzüldün? Yo. Gördüğümü söylüyorum sadece. İnsanda biraz merhamet olur ya. Bir de anne olacaksın. Benle hiç alakası yok. Çeneni tutacaksın, insan gibi yatıp kalkacaksın. Bu kadar basit. Uzatma tamam. Kızım, ne işin var senin devriyede? Karnın burnunda neredeyse. Otursana evinde. Abi ya. Konuş abi. Allah aşkına bir de sen konuş. Ben dinletemiyorum bu kızı. Keyfime göre nasıl oturayım? Ben de işte devriye. Satarız onu kızım. Ali, gel lan buraya. Sen alıyorsun Zeynep'in devriyesini bu gece. Niye? Bir işe yararsın lan Lale. Sen git kızım hadi. Ali ile çıkarız biz. Hiç unutmayacağım bu iyiliğini kardeşim. Eyvallah abi. Olmaz öyle şey ya. Evli barklı çocuk, ayıp sizin yaptığınız. Sen git evine Ali'cim. Hadi. Hadi. Ya Zeynep fark etmez, ben kalırım devriyeye, bir şey olmaz. Sıkıysa etsin. Olmaz. Ben kabul etmiyorum. Hadi çık. Çık Ali. Murat bak ben geliyordum. Gördüm kardeşim gördüm. Kusura bakmayın o zaman abi. Defol lan defol. Yanına bir de. Eyvallah. Yürü git evine. Çay içer misiniz çıkmadan? İçelim bakalım. Zahmet olmasın. Olmaz. Oğlum senin işin zor. Sırf inat olmuş. Hiç sorma abi ya. Bakma sen varsın diye uzatmadı. Yoksa canımı okumuştu. Hadi ya. Dün görmen lazımdı. Gece tarifesinden bir kavga. Sen yallah koltuğa tabii. Başka şansın var mı? Yok canım. Bu kafayla gidersen koltuğu bile mumla ararsın sen. Zeynep. Ya ne dedim ki ben şimdi ya? Konuş hayatım sen. Dök içini, rahat rahat konuş. Yeter ya. Görüyorsun değil mi abi? Görmem mi ya? Nal gibi çaktı lafı gitti. Ah Zeynep ya. Zeynep. 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 Kımıldatma. Kımıldatma. Zeynep. Zeynep iyi misin güzelim? Zeynep. 4552 merkez. 4552 merkez. Pansiyon yakındaki inşaata acil bir ambulans. Tekrar ediyorum. Pansiyon Zeynep. Yakındaki inşaata acil bir ambulans. Rıza baba ya. Hadi Rıza sen. Baba ne yapacaksın sen? Sakin ha? Ol. Zeynep. Karım nasıl doktor? Zeynep nasıl? Şşş, abi bir saniye. Dün geceden beri bekliyorum. Biri bir şey söylesin artık doktor. Karınızın durumu stabil. Çok kan kaybetti. Ancak takviye ettik. Bebeğe gelince... Evet. Bebeğim nasıl? Oğlum nasıl doktor? Şimdilik bir şey söylemek zor. Annesi gibi o da dayanıyor. Ama bir süre izlememiz gerekecek. Ne demek bu? Ne kadar bekleyeceğiz doktor? İyileşecek mi Zeynep? Bebeğe bir şey olacak mı? Abi sakin ol ne olur. Şu kadarını söyleyebilirim. Annenin genç ve kuvvetli oluşu gebeliğin 22. haftada olması avantajımızı. Ama dediğim gibi şimdilik sadece bu kadar. Lütfen biraz sabır. Yavuz. Yavuz onlara bir şey olursa. Yapma abi. Dayanmamız lazım. Ne olur yapma. Bekleyecekmişiz. Bebek dayanıyor. Zeynep de öyle ama... Her an her şey olabilir. Tamam Ella tamam. Bu da geçecek. Bana bak. Yüzüme bak.
Kaç saatimiz geçti bu koridorlarda? Kaç uykusuz gecemiz? Kimleri bekledik burada? Kimler için dua ettik? Kaç kişi için ha? Çok kişi için Murat. Sayamayacağımız kadar çok kişi için. Beklemekle geçen saatlerimizin burada, bu koridorda döktüğümüz elcel terlerinin karşılığını alacağız bugün evladım. Kızımı da, torunumu da sağ salim çıkaracağız buradan. İnan buna. Ve sakın başka bir şey getirme aklına. Anladın mı beni evladım? Sakın ha, sakın. Sen ne diyorsun ha? Sana bağlı kardeşim. Bu herif o tüplere falan değil, senin söyleyeceğin bir tek kelimeye bağlı. Ben sadece karımla çocuğumu düşünüyorum Rıza baba. İyi ki görmüyorsun ağladığımı. Demediğini bırakmazdın. Zeynep. Zeynep aç gözünü. Yoksa ben... Ben bugün ne anladım biliyor musun? Bin tane ceset gördüm. Bir o kadar katil. Ya yakaladım. Ya sorguladım. Gözünün içine baktım hepsinin. Ama asıl bugün gördüm Zeynep. Cinayet nasıl bir şeymiş. Ne demekmiş. Fikret'i o yatakta yatarken gördüğümde anladım. Kısacık bir an. O adamı. Sana bunu yapan o hayvanı öldürdüğümü hayal ettim. İçim köpürdü önce. Bir el itti arkamdan sanki. Hadi dedi. Tam atacaktım adamımı. Sen geldin gözümün önüne Zeynep. Tuttun elimi. Yapma dedin. Beni bekle. Döndüğümde ellerin temiz olmalı dedin. O an bendeydin Zeynep. İçimdeydin. Hissettim. Sana teslim ettim kendimi. Vazgeçtim. Sen vazgeçme ama. Sakın bana dönmekten vazgeçme. Bırakma beni. Yalnız bırakma beni. Başka seslere bırakma Zeynep. Ne olur gitme. Ağlıyor musun sen? Zeynep, canım. Uyandın. Kendine geldin. Bunlar ne? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Bekle burada. Tamam mı? Yavuz. Yavuz uyandı. Zeynep kendine geldi Yavuz. Tansiyon nasıl? Normal seviyede hocam. Güzel. Bebeğim iyi mi doktor? Yaşayacak değil mi? Ne olur iyi bir şey söyleyeyim. Sakin ol canım. En önemlisi senin kendine gelmiş olman. Ya kaybedemem onu Murat. Vazgeçemem bebeğimden. Düşünme bunları Zeynep. Her şey yoluna girecek. Öyle değil mi doktor? Girdi bile hanımefendi. Doktor? Kurtuldu değil mi? Bebeğim kurtuldu değil mi doktor? Ben bu kadar inatçı anne, bu kadar inatçı bebek görmedim. Fetus'un kalp atışları gayet normal. Sağlık. Çok şükür. Yeğenime bak benim. Aslanıma bak be. Akşama doğru taburcu olabilirsiniz. Ama yine de bir süre yaşadığınız sarsıntıyı ve travmayı düşünerek dinlenmeniz hem sizin hem de bebeğiniz için iyi olacaktır. Dinlendireceğiz tabii doktor. Sağından soluna döndürmeyeceğiz bundan sonra. Sağ olun. Her şey için çok sağ olun. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Gözün aydın Zeynep. Geçmiş olsun canım. Sağ ol Yeliz. Çok sağ ol. Hemen haber veriyorum Ayla ablalarla merkezdekilere. Zeynep, ne yapıyorsun sen hayatım? Kalkıp dolanacağım biraz, sıkıldım. Hayır, yatacaksın. Hem de kıpırdamadan, böyle tabana bakıp dümdüz yatacaksın. Başka canım? Annemlerin sözünden de çıkmayacaksın. Ya şart mıydı ikisini birden çağırman? Seninki veya benimki yeterdi, kafam şişecek şimdi. Olsun. Ne kadar iyi bakılırsan o kadar çabuk toparlarsın. İtiraz yok, tamam mı? Tamam. Hı? Bana bir su verir misin? Tabii. Sen çıkmıyor musun? Gelsin bizimkiler, çıkacağım. Merkezdeki işleri de erken bitirmeye bakacağım. Koşa koşa karımın yanına geleceğim. Canım. Söyle hayatım. Ben hastanede öyle baygın yatarken bir tek sen mi vardın yanımda? Evet. Arada giren çıkan oldu ama ben hep oradaydım. Elimi de sen tutuyordun. Herhalde yani. Başka kim tutacak ki? O zaman o güzel lafları da sen ettin. Ne? Hangi lafları? İşte sen olmazsan ben ne yaparım? Hayatımın ne anlamı kalır ki? Sana gelen bana gelsin. Selvi boylum al yazmalı. Yu, ben mi demişim bunları? Demedin mi? Uyduruyor muyum ben? Aynen öyle canım. Hem televizyona çıktı odada. Belki oradan duymuşsundur. Ben hayatta konuşmam böyle. Hiç kıvırma. Duydum hepsini. Duydun ha? Hı. Bir de duymadıklarım var. İçimde olanlar. Duymama gerek yok.
Hepsini biliyorum. Hepsini mi? Hı hı. Sen sussan da kalbin sürekli konuşuyor benimle. Hiç susmayacak, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Seni seviyorum.